İnsanın en büyük fedakarlığı doğduğu toprağıdır. En büyük ihaneti de yaşadığı vatanıdır. Yıl 1930. Cumhuriyet kurulalı daha 7 sene olmuş. Tıpkı 7 yaşındaki bir çocuk gibi. Başkent Ankara'da her geçen gün büyümekte. 600 yıllık bir devlet, gelenek ve millet şimdi ilk defa tanıştığı ve hiç de alışık olmadığı bir sistemin içinde buluvermiş kendini. Yıllarca öğrenip kalem tuttuğu yazı değişmiş, kılık kıyafet değişmiş, yönetim değişmiş, kanun değişmiş ve işin en önemlisi asırlık başkent değişmiş. Bu kadar değişiklik içerisinde kendini bazen boşlukta, bazen de yeni umutlarla yaşamaya alıştırmaya çalışan bir millet ortaya çıkıvermiş. Yokluk yıllarıdır. Savaşlar daha yeni bitmiş, cepheler daha yeni boşalmış ve köylü köyüne, şehirli şehrine daha yeni dönmüş. Her geçen gün yaşanan dönemeçlerle düzlüğe çıkmaya çalışan koskoca ve yaralı bir devlet. Ülkede artık parlamenter sistem var. Meclis var, milletin seçme ve seçilme hakkı var. Her ne kadar adayların listeleri Ankara'dan yazılıp ve millete de seç gönder denilse bile, ülkede artık parlamenter sistem var. Bu sancılar gittikçe birikince Gazi Mustafa Kemal bir hal çaresi düşünür. Gazi düşünceliydi. Birinci parti Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ancak 6 ay dayanabilmişti. Partinin lideri Kazım Karabekir Paşa'ydı. Gazi'nin silah arkadaşıydı. Ayrıca partide Ali Fuat Paşa, Rauf Orbay ve Adnan Alıvar da önemli görevlerdeydiler. Daha sonra Şeyh Sait isyanı ile Gazi'ye İzmir'de yapılmak istenen suikastler bu partinin başına patladı. Kazım Karabekir Paşa ve arkadaşları suçlanır ve istiklal mahkemelerinde yargılanırlar. İlk muhalif parti ağır bir ders alır demokrasi sahnesinde. Diğer bir yandan da Cumhuriyet Halk Fırkası'na muhalefet eden Türk ocaklarının kapatılması kararı da verilmişti. Ve 10 Nisan 1931 yılında Türk Ocakları Kurultayı toplanır ve Gazi'nin isteğiyle Türk ocaklarının kapatılmasına ve bütün mal varlıklarının ise Cumhuriyet Halk Fırkası'na devredilmesi kararlaştırılır. Böylelikle bir muhalefetin sesi daha kesilmiş olur. Arayışlarsa devam etmekte. Bazı kesimlerse muhalefete hiç gerek olmadığını belirtmekteydiler. Hatta Hakimiyet-i Milliye gazetesinde Zeki Mesut Alsan şu satırları kaleme alır. Türkiye'de devrim ilkelerini savunan partilerin dışında başka bir partinin varlığı zaten düşünülemezdi. Cumhuriyet Halk Fırkası'na mensup bazı yazarlar da rejim beğenmek için ülke ülke gezmekteydiler. Falih Rıfkı Atay ise bunların en ateşlisiydi. Her gittiği ülkeden yeni bir rejimle dönüyordu. Rusya seyahatinden sonra kaleme aldığı Yeni Rusya adlı kitabında Rusya'dan ben bir ders getiriyorum. Bu ders Türk ihtilalini organize etmek, yeni gençliği yetiştirmek ve Türk cemiyetini birkaç hamlede terbiye etmek usulleridir. Halep çok geri ve Asyalı olduğu için şüphesiz onunla kıyas yapmaya tenezzül edilmez. Kraldan çok kralcılık yapan laf cambazı kalemşör Falih Rıfkı Atay, kendisini tenkit eden gazeteciler içinse hiç şüphe etmeyiniz, bütün bu muhalif gazeteciler hepsi tek kelimeyle alçaktırlar der. Ve ikinci defa çok partili hayata geçiş denemesi. Gazi Yalova'da verdiği baloda Fransa Büyükelçisi olan Fethi Okyar'la İsmet İnönü'ye bu fikrini açar. Kurulacak yeni partinin adı Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır ve parti kuruldu. Partinin hedefi ise çoğulcu demokrasi ve liberal ekonomi ve serbest fırka nabız yoklamaları. Yıl 1931.
Serbest Cumhuriyet Fırkası sözde yöneticileri tarafından kapatılır. Demokrasi denemesi bir kez daha askıya alınır. Yeniden ülkeye Cumhuriyet Halk Partisi hakim olur. Adnan Menderes'in adı bir sabah radyoda milletvekilleri adayları arasında okunur. Menderes'e artık Ankara'nın yolu bir kez daha açılır. Yıl 1933. Cumhuriyet çocukluk çağından kurtulmanın eşiğinde. Gençlik merdiveninin ilk basamağına çoktan çıkmış bile. Ankara'ya gelmesiyle Menderes hayatında yepyeni bir sayfa daha açmaya karar verir. Üniversitede okumak. Bir dilekçe ile Ankara Hukuk Fakültesi'ne müracaat yapar. Lise diploması olmadığından önceleri bu müracaat kabul edilmez. Milletvekili olduğundan bu müracaatı sonunda kabul edilir. Artık Menderes 33 yaşında Hukuk Fakültesi öğrencisidir. Yıl 1938. Cumhuriyet, kurucu ve liderini kaybetmenin acısıyla baş başadır. Gazi Mustafa Kemal 10 Kasım günü ölmüştür. Ülkenin başında Başbakan Celal Bayar vardır. Boşalan Cumhurbaşkanlığı için Milli Şef yeniden çizmelerini giymeye karar verir. Ve meclis 11 Kasım 1938 sabahı Cuma günü olağanüstü toplanır. Ve Cumhuriyet'in ikinci Cumhurbaşkanı artık Milli Şef'tir. Meclis çoğunlukla İnönü'yü seçmiştir. Bayarsa oldukça rahatsızdı bu seçilmeden. Ankara'da ikinci bir kriz yaşanmaktaydı. O da Gazi'nin naaşının kaldırılması. Ve en çok tartışılan konu ise cenaze namazının kılınıp kılınmayacağıydı. Ve ülke ikinci baharını yaşıyordu. Milli Şef ne yapıp edip çizmelerini çekmiş ve Cumhuriyet'in ikinci Cumhurbaşkanı olmuştu. Ülkede başlayan huzursuzluk Milli Şef'e şu açıklamayı yaptırmak zorunda bıraktı. Ülkede gerçek anlamda bir millet denetimi zorunludur. Bu açıklamayı millet acaba yine yeni bir demokrasi denemesi mi diye yorumladı. Bazıları da milleti oyalamanın yeni bir yolu demokrasi vaat etmek. Oysa İnönü Cumhurbaşkanı seçilmeden önce Gazi sağlığında 6 Ekim 1938'de Genel Sekreteri Hasan Rıza Soy'a sözlü vasiyetnamesini bildirir. Yazılı vasiyetnamesini de 6. Noter İsmail Kunter'e verir. Yazılı vasiyetinde en ufak bir politik görüşü yoktur. Soyak birkaç gün sonra Bayar'ı bulur ve şunları söyler. Önce akla İsmet Paşa gelir. O ülkeye büyük görevler yapmıştır. Fakat milletin sevgisini kazanamamıştır. Bu nedenle durumu pek olumlu değildir. Bir de Mareşal Çakmak var. Kimse onunla çekişme halinde değildir. Bence Cumhurbaşkanlığına en uygun arkadaş odur. Bu sözleri dinleyen Bayar, Soya, bu sözleri bana Gazi'nin kendisinin söylemesi gerekir der ve olayı geçiştirir. İstanbul'da ise 1. Ordu karargahında yapılan toplantıda generaller şu karara varmışlardı. Ya Çakmak, ya İnönü. Ve 2. Dünya Savaşı. Hazırlıksız yakalanan ülke sıkıntı üstüne sıkıntı ile karşılaşınca Milli Şef çareyi aşırı vergilerde bulur. Yük tamamen milletin yorgun omuzlarındadır. Bayarsa İnönü ile olan kavgasına daha fazla dayanamamış, çoktan istifasını vermiştir bile. Milli Şef gittikçe tek adam olmuştur. Evet, ülke savaşa girmemişti ama adeta bir savaşın tam ortasındaydı. Fiyat artışları alabildiğine fırlamış ve millet yokluğa mahkum edilmişti. Ayrıca toprak mahsulleri vergisiyle köylü bir kez daha yıkılmıştır. Ülkede bu kadar verginin altında inim inim inleyen milletin elinde de bir karne var. Ekmek karneye binmiş, çay, şeker karne ile alınmakta. Milli Şef'e millet çoktan tepkisini gösteriyordu ama milletin sesi olan basın korkusundan ve yağdanlığından bu sesi yansıtmıyor ve ülkeyi güllük gülistanlık gösteriyordu. Tarihler 1944'ü gösterirken Milli Şef'e tepkiler bardağı taşırmaya yetmişti. Bu tepkilerden en önemlisi ise genç bir üsteğmen olan Alparslan Türkeş'ten gelmişti. En büyük muhalefet ise silah arkadaşı Bayar'dan gelmekteydi. Ve Bayar, Fuat Köprülü, Refik Koraltan ve Menderes'le 1944 bütçesi görüşmelerinde ağır muhalefette bulundular.
1944 yılında 4 insanın bu muhalefeti Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırmaya yetti ve arttı bile. Artık iki patlayan taraf vardı. Mecliste yapılan toprak reformu tasarısına Bayar ve arkadaşları dörtlü takrir adıyla siyasi tarihe geçen o meşhur önergeyi sundular. Bu önerge Cumhuriyet Halk Partililerin ve Milli Şef'in üzerine bomba gibi düşerken Milli Şef aldığı yaraların sancısıyla kükredi. Muhalefeti parti içinde yapmasınlar, çıksınlar karşımıza geçsinler, teşkilatlarını kursunlar ve ayrı bir parti olarak mücadeleye girişsinler. Cumhuriyet Halk Partisi ise aldığı dörtlü takdir bombardımanı ile 21 Eylül 1945 günü oy birliğiyle Menderes ve Köprülü'yü partiden ihraç etmişti. Bütün kulaklar Bayar'dan çıkacak sesteydi. Milli Şef ise Bayar'ın arkadaşlarını partiden ihraç ederek aklı sıra gözdağı verdiğini düşünüyordu. Bayar'dan beklenen ses bir hafta sonra geldi. Milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklıyor ama partiden istifasını açıklamıyordu. Ve nihayet beklenen gün gelip çatmıştı. Bayar Çankaya'ya çıkmış ve Milli Şef'ten oluru almıştı. Millet yeni bir sevinci yaşamaktaydı. Anadolu ise kısa zamanda partiye Demirkırat adını koymuştu bile. Ve beklenen açıklama CHP hükümetinden gelir. Partinin kurulmasına izin verilmiştir. Ve beklenen gün. Tarihler 21 Temmuz 1946'yı gösterirken siyasette bir seçimi daha yaşıyordu. Ama sandık başlarında hiç umulmadık gelişmeler cereyan etmekteydi. Evet, 46 seçimlerine hile karışmıştı. Seçmenler dövülür, mazbatalar çalınır, sandıklar kaçırılır, oylar değiştirilir. Aydın ve Kütahya'dan aday olan Menderes ise oldukça üzülür. İşte bu sırada İzmir'de yayınlanan İzmir gazetesinin bir haberi ortalığı karıştırır. Oysa yazıyı belge değil, gazetenin sahibi Ekrem Hayri Üstündağ'ın gelini, Müçteba Uraz'ın eşi yedek subay Bülent Üstündağ kaleme almıştı. Müçteba Uraz kızlık soyadını kullanıyordu. Ve yazı işleri müdürü olarak ilk sorgusu yapıldı ve Büyük Millet Meclisi'ne hakaretten idam istemiyle mahkemeye verildi. Yazının orijinali hemen yakılmıştı. Müçteba Uraz ise kelepçeli vaziyette mahkemeden çıkıp cezaevine gönderilirken bütün gözler ondaydı. Çünkü Uraz aynı zamanda hamileydi. Bu yazıyı yazan Bülent Üstündağ ise eşi Müçteba Hanım'ın duruşmasını büyük bir endişeyle izliyordu. Mahkeme ya idam ya Demokrat Parti 46 seçimlerinden bütün olanlara rağmen 62 milletvekili çıkararak bir patlama yapmıştı. Ve mecliste çok partili hayat 5 Ağustos 1946 tarihinde başlamış oldu. Resmi muhalefet sıralarında Demokrat Parti yerini almıştı. Mecliste gündemin ilk maddesi Cumhurbaşkanlığı seçimleriydi. Halk Partisi'nin adayı yine Milli Şef İnönü iken Demokrat Parti ise Mareşal Fevzi Çakmak'a aday gösterdi. Oylama sonucunda Milli Şef yeniden Cumhurbaşkanıydı. Milli Şef seçildiğine sevinmişti. Bu arada Demokrat Parti içinde de huzursuzluklar başlamıştı. Bayar hemen duruma müdahale eder ve bunları tasfiye eder. Ayrılanlar Mareşal Fevzi Çakmak liderliğinde kurdukları Millet Partisi'nde toplanırlar. Artık ülke yeni bir seçimin patlayışlı günlerine doğru hızla gelip dayanmıştı. Ülke 1950'lerin eşiğindeydi. Oldukça hareketli günler yaşamıştı. Yorgundu ama heyecanlıydı. Ve meclis seçimlerin yapılmasını istiyordu. İşte bu esnada eski başbakanlardan Recep Peker'in ölüm haberi geldi meclise. Olaysız geçen cenazeden sonra millet olaylı bir cenazeyle baş başa kalmıştı. Bu defa Mareşal Fevzi Çakmak ölmüştü. Seçimi görmeden giden Millet Partisi lideri Çakmak'ın cenazesinde olaylar çıktı. Artık beyaz ihtilale doğru meclis adım adım giderken millet de sandık başına gideceği günü iple çekiyordu.
Her geçen gün Demokrat Parti yeni kanla yola devam ederken CHP ise sürekli kan kaybı içindeydi. Taze kan aranmaktaydı. Milli Şef'in partisi CHP komadaydı. Seçimlerin ne olacağı konusunda Milli Şef kazanacağız iddiasındaydı hala. Oysa ona seçimi CHP'nin kaybedeceğini ilk defa söyleyen Kasım Gülek'ti. Ve takvimin yapraklarında 14 Mayıs 1950 sabahı. Bir pazar günü 8 milyon seçmen sandık başında oy kullanıyordu. Türk seçmeni bir dönemici daha yaşıyordu. Çünkü seçimler ilk defa gizli oyla gerçekleşiyordu. Vicdanlar artık hürdü. Millet ak vicdanı gibi beyaz oylarını sandığa atarak ihtilali yapmıştı bile. Çankaya Köşkü'nde ise... İlk defa dediğinin çıkması ve sözünün geçerli olmasının keyfini çıkarıyordu. Ve 15 Mayıs 1950 sabahı millet beyaz ihtilali yaparak bembeyaz bir sayfa açmıştı demokrasi tarihine. ...23 Mayıs 1950... Menderes ilk icraatına hemen 1932 yılında ezanı Türkçe'ye çeviren kanunu iptal etmekle başladı. Ezanın Arapça okunmak kararı şok etmişti bazılarını. Menderes ise bu tabuların üstüne gitmeye kararlıydı. Menderes'in bu teklifi hemen meclisten kabul gördü. Bazı CHP'liler de destekledi. Bazı sözde ilerici aydınlarsa Demokrat Parti'den bu karar yüzünden koptular. Menderes sözünde kararlıydı. Kararı hemen Çankaya Köşkü'ne gönderdi. Kanunun Ramazan ayına yetişmesi isteniyordu. Bayarsa kanunu onaylamıyor ve ağırdan alıyordu. Onaylandığını anlayan Menderes hemen tavrını sertçe ortaya koydu. İstifasını yazıp hemen Mersin'e hareket etti. Sonuç, Menderes'in teklifini Bayar imzalamak zorunda kalmıştı. Menderes de hemen geri dönmüştü. Ordu ise konuyu tartışmaya çoktan başlamıştı bile. İhtilalin ayak sesleri kışlalardan sokaklara gelmekteydi artık. Ve artık ezan minarelerin şerefelerinde Arapça okunmaktaydı. Allahu Ekber, Allahu Ekber! Allahu Ekber, Allahu Ekber! Eşhedü en la ilahe illallah! Eşhedü en la ilahe illallah. 1954. Yeniden yapılan seçimler sonucunda Demokrat Parti iktidara gelmişti. Demokrat Parti milletvekili sayısını 625'e çıkarırken CHP ise 31'e düşüşün acısını yaşıyordu. Tarihler 1957'dir. İhtilalciler son hazırlıkları yaparken Menderes seçim kararını verir. Menderes Trabzon'da yaptığı konuşmada İsmet Paşa hastadır. Hastalığının adı da iktidar hastalığıdır der. Milli Şef oldukça sinirlenir ve eğer Demokrat Parti'nin şansı varsa benim sağlığımda çekilmek lütfuna uğrar. Onları ileride müdafaa edecek tek adam ben olacağım cevabını verir. Milli Şef ihtilalcilere göz kırpmıştı bile. Albay Talat Aydemir ise ihtilal günü olarak 29 Ekim'i seçmişti. Törende devlet erkanı tutuklanacaktı. Demokrat Parti seçimlerden galip çıkınca Aydemir'in planları suya düştü. Bu sefer devreye Faruk Güventürk girer. İhtilalin fikirlerini de Menderes'in Milli Savunma Bakanı Şemi Ergin'e açar. Bakana açık açık ihtilalin liderliğini teklif eder. Şemi Ergin, ben yokum ama isterseniz siz yapın yolunu gösterir. Menderes ise bu hazırlığın haberini binbaşı Samet Kuşçu'dan almıştı.
Menderes kararını vermişti. Dönüş yoktu. Bunların cezasını verecekti. Dönüşü olmayan yollara ordu çoktan girmişti bile. Ve bütün bu olanlardan sonra 29 Nisan 1959 günü. Yer Uşak. Milli Şef 46 milletvekilini alarak yeni bir kurtuluş taarruzunu başlatmaya gelmişti. Amaç bu defa Demokrat Parti'yi yıpratmak ve ihtilale zemin hazırlamaktı. Provokatörlerse yine her zaman olduğu gibi muhalefet saflarındaydılar. İnönü'yü taşlayarak ve taşkınlıklar çıkararak orduya davetiye gönderiliyordu adeta. Paşamız taşlanıyor diye de bağırıyorlardı. Bu ara subaylar Milli Şef'le direkt irtibata geçerek görüşmelerde bulunuyorlardı. Bu tavır Kayseri'de açıkça görülmeye başlar. İhtilali kafasına koyanlar kendilerine bir lider arayışı içine çoktan girmişlerdi. Harekete geçip arkadaşlarını kilit noktalarına tayin etmeye başlamışlardı bile. Ve kilit noktalar ele geçirilmiş, köşe başları tutulmuştu. İhtilale yüzler dönmüştü artık. Tarih 18 Nisan 1960'tır. Aldığı haberlerin doğruluğunu araştırmak ve ülkeyi bölmeye çalışan ve ihtilal hazırlıklarını ortaya çıkarmak için Menderes Tahkikat Komisyonu kurar. CHP'liler bundan oldukça endişe ederler. En önemli açıklamayı ve orduya yeşil ışığı Milli Şef artık yakmıştı bir kere. Milli Şef, arkadaşlar şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır. Bu yolda devam ederseniz ben de sizi kurtaramam der. Bu açıklama karşısında Demokrat Parti sert tepkiler gösterir. Tarihler 28 Nisan 1960'tır. Üniversite öğrencileri ayaklanır. Olayları dağıtmak için gelen orduya halk tezahüratta bulunur. Artık senaryolar yavaş yavaş uygulanmaya konulmuştu. Halktan beklenen sempati görülmüştü. İhtilalciler başlarına lider bulmuşlardı. O da General Cemal Madanoğlu'ydu. İşte bir yandan bu hesaplar yapılırken Kızılay'da tarihe 555K olarak geçen o meşhur miting. İşte o saatlerde Bayar ve Menderes havaalanından dönmekteydiler. Bir genç bağırır ve Menderes'in yakasına yapışır. Menderes'in ne istiyorsunuz sorusuna karşılık genç, hürriyetimizi istiyoruz cevabını verir. Bunun üzerine Menderes gence dönüp, evladım, koskoca bir başbakanın yakasına sarılmışsın. Bundan daha iyi hürriyet olur mu der. Artık kim ne derse desin, ihtilal bugün yarın kapıdaydı. Menderes ise kendisine bağlılıklarını bildiren Genelkurmay Başkanı ve 20 generalin sözleriyle rahattı. Ve gece baskını için kışlalarda düdük çalınmıştı bile. Kararlarını ise vermişlerdi. Devlet sürgün edilecekti bu devletten. Bir insanın en büyük fedakarlığı doğduğu toprağıdır. En büyük ihaneti ise yaşadığı vatanadır. Ve 27 Mayıs, vakit gece yarısıdır. İhtilal yapılmış, ordu kışlasından çıkmış ve Ankara'nın bomboş caddelerinde tanklarını yürütmeye başlamıştı bile. Ve pencerelere koşturan halk, ihtilalin kapılarına kadar dayandığını anlamakta gecikmedi. Çankaya Köşkü'nün lambaları hemen yandı. Bayar şaşkın vaziyetteydi. Başbakan Menderes ise Eskişehir'deydi. Ankara'da bütün kilit noktalar ele geçirilmiş, sıra radyoya gelmişti. Türk vatandaşlarını radyolarının başına davet edin. Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Bu hareket silahlı kuvvetlerimizin müşterek işbirliği sayesinde kansız başarılmıştır. Türkiye, Türk İş'in sesiyle yataklarından uyanmış, merakla ve heyecanla karanlık gecenin karanlık sabahını bekliyordu. İlk defa bir ihtilal yaşamanın korkusu içindeydiler. Ve Eskişehir, vakit gece yarısı.
Başbakanlıktaki nöbetçi memur Menderes'in özel kalem müdürüne haberi verir. Menderes yatağından uyandırılır, telaşlanmaz. Hemen Ankara'dan Genelkurmay Başkanı ile sıkı yönetim komutanının aranmasını ister. Bu çabalar sonuç vermez. Ankara ile Başbakan Menderes bir türlü telefon görüşmesini gerçekleştiremez. Bu arada askerler Çankaya'nın etrafını sarmıştır. Bayar'ın 45 dakika içerisinde teslim olması istenir. Bayar bir an direnmeye karar verdi. Cebindeki silahını önce onlara, sonra da kendisine doğrultmayı düşündü. Menderes ise bu ara yurt içi bölge komutanlığında kahve içmekteydi. Teslimiyetin ilk kibarlık anlarıydı bu anlar. Ve saat sabahın 5.30'unu gösterirken tüm General Burhanettin Uluç'un Çankaya Köşkü'ne girmesiyle ateşli dakikalar yeniden yaşanır. General Uluç'un Bayar'a "Millet ve ordu sizi istemiyor. Buna bizi siz mecbur ettiniz." açıklamasıyla Bayar cebindeki silahını çıkartıp "Siz bu işi yapamazsınız. Seçilerek geldim." der ve tabancasını şakağına dayar. General Uluç ve beraberindekiler Bayar'ın üstüne atlayıp silahını elinden alırlar. Artık ihtilalciler Cumhurbaşkanı'nı teslim almıştır. Ve Menderes Eskişehir'den Kütahya'ya doğru hareket etmişti bile. Yolda radyoda Türkeş'in anonsları duyulmaktaydı. İhtilalden önceden haberi olan Albay Muhsin Batur'un görevi ise Menderes'i Eskişehir'de teslim almaktı. Anonsları duyan Albay Muhsin Batur hemen harekete geçer. Menderes'i Kütahya'da tutuklayıp Ankara'ya getirir. Artık sabah olmuş, 10 yıllık iktidar devrilmiş, ülkenin ve siyasetin başına siyaset yapma yasağı bulunan ve siyasetten uzak yaşaması gereken ordu geçmişti. Gazetelerse gelene ağam, gidene paşam zihniyetiyle çıkmaya devam etmekteydi. Dün Menderes'i alkışlayan gazeteler ihtilal sabahı da orduya hoş geldin diyor ve adeta şimdiye kadar neredeydiniz diyerek sitem ediyordu. Ve güneş doğmuş ama şehirlerin üstündeki karanlık ve sis bulutu dağılmamıştı. İhtilalin başına İzmir'den Cemal Gürsel getirilir. Cemal Gürsel'in ilk işi telefonla milli şefi aramak olur. Ve Yassıada. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve bütün Demokrat Partili milletvekilleri bir gemiyle adaya çıkarılırlar. Süngüler arasında çıkarıldıkları Yassıada'da hiç kimse akıbetinin ne olacağını tahmin dahi edemiyordu. Onlar üzüntülüydü. Sevdalı yürekleri sızlıyordu. Oysa ihtilalciler ve basın bunların bu acısına isim bulmuşlardı bile. Düşükler. Ada komutanı ise Yarbay Tarık Güryay'dı. Bazı Demokrat Partililer daha önce cezalı yerlerin kaldığı küçük ve daracık küp kokan hücrelere atılırken Menderes, Bayar ve arkadaşları tek kişilik hücrelere konulmuşlardı. Yarbay Güryay istihbarat faaliyetlerini artırmış, odalara dinleme cihazlarını çoktan yerleştirmişti bile. Acılarını dile getirmek bile artık suç sayılmaktaydı. Hiç kimseyle görüştürülmüyorlardı. Artık en büyük ceza olan yalnızlıkla baş başa kalmışlardı. Bu ara Milli Birlik Komitesi de yeni kanunlarla yaptıkları gayrimeşru hareketi meşrulaştırmanın derdindeydiler. Hemen 1924 Anayasası rafa kaldırıldı. Ve her çıkardıkları yeni kanun yeni anayasanın temeliydi. Ne acı ki Menderes ve arkadaşları anayasaya muhalefetten adaya tıkılırken İhtilalciler anayasayı olduğu gibi rafa kaldırıp bütününe muhalefet etmişlerdi. Çıkardıkları kanunla Cemal Gürsel devlet başkanlığına getirilirken Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler de kendisine bağlandı. Ve Gürsel Ağa ihtilal yeminini ise çoktan yapmış ve yemininde bir karşılık beklemeden ahlak, adalet, hukuk ve insan hakları prensiplerinden ve vicdani kanaatlerimden başka sınırla bağlı olmaksızın kendimi Türk milletine adadım demişti. Ne acıdır ki birileri yani aydınlar, yazarlar ve gazeteler şu soruyu sormayı akıllarına getiremediler ya da işlerine gelmiyordu. Bu nasıl vicdandır ki
masum insanları yıllarca hücrelerde yatırıp adi suçlu muamelesi yaptınız. İşkence ve eziyet ederek hukuk ve vicdan cinayetine seyirci kaldınız. Bunu hiç kimse sormadı. Ve Yüksek Adalet Divanı alelacele kuruldu. Peşin hükümler konulmuştu. Mahkemenin kararlarına itiraz edilmeyecek, sadece idamlar için Milli Birlik Komitesi'nin tasdiki gerekecekti. Senaryolar yazılmış, oyuncular bulunmuş, düşman rolleriyle kahraman rolleri paylaştırılmış, sıra filmin çekimine gelmişti. İşte bir gece ansızın bu da gerçekleşti. Tarihler 14 Eylül'dür. Vakit yine gece yarısıdır. Herkes küf kokan hücrelerinden kaldırılır ve meydanda toplatılır. İşte gerekçesi. Halkın endişelerini bastırmak, mahkumların rahat olduklarını göstermek için film çekilecekti. Sanki adaya yeni çıkılmış gibi sahneler bir bir çekilmeye başlandı. Ne acıdır ki yaşanılan dramı yaşayanlar da bu filmin oyuncularıydı. Kendi hayatlarını oynamanın acısını hepsi derinden hissederken, filmi seyredenlerse gülmekten kendilerini alamıyorlardı. Oysa o filmi bugünkü nesil gözyaşları içerisinde seyrediyor. Filmin adı da çoktan konulmuştu. Düşükler Yassı Adada. Filmin sinemalarda gösterildiğini duyan Demokrat Parti milletvekilleri bir kez daha yıkılmışlardı. İşte bu esnada Bayar odasına çekilir ve ailesine şu satırları yazar. Bayar isminden utanmayınız. Onunla ihtar edeceğiniz günler yakındır. Ardından elindeki çamaşırlarını toplar ve adanın banyosunun yolunu tutar. Belinden çıkardığı kemeriyle intihar etmeye kalkışır. Nöbetçi asker duruma müdahale eder ve Bayar'ı adanın revirine kaldırır. Bayar kendine geldiğinde sert bir ifadeyle "Bize Yeşilçam oyuncuları gibi film çevirttiler. Bu bize revayı hak mıydı?" der. Lakin Bayar boşu boşuna nefesini tüketiyordu. Ankara'dan gelen bir haberle demokratlar bir yıkım daha yaşadılar. Partileri kongreyi yapmadığı gerekçesiyle kapatılmıştı. Böylece Demokrat Parti resmen bitmişti. Adaletinin kılı kırk yaran ananevi dikkati, şüphesiz bunlar hakkında en uygun kararın verilmesine yetecek ve Türk hakimleri adalet tarihinin parlak sayfalarındaki değişmez yerlerini muhafaza edeceklerdir. Ve tarihler 14 Ekim'dir. Artık soruşturmalar tamamlanmış, ifadeler alınmış, belgesiz isnat edilen suçlar iddianameleri doldurmuş, sıra duruşmalara gelmişti. Yer, Yassıada'nın spor salonuydu. Ve duruşmalar başlamıştı. Demokrat Partililerin suçlandığı maddeler, Kırşehir'in ilçe yapılması, meclis iç tüzüğünde yapılan değişiklik, meclis oturumlarının yayınına engel olunması, tahkikat komisyonu kurulmasına karar verilmesi, Cumhuriyet Halk Parti mallarının alınması, hakim teminatı ve mahkeme bağımsızlığının ihlali, seçim kanununda yapılan antidemokratik değişikliklerdi. Diğer davalar ve kararlara gelince, davanın konusu köpek. Sanıklar Celal Bayar ve Nedim Ökmen. Suçlama, 1000-1500 lira değerindeki köpeğin orman çiftliğine 20 bin liraya satılması. İstenilen ceza, Türk Ceza Kanunu'nun 209. maddesi gereğince sanıkların 5'er yıl hapsine ve ayrıca ölünceye kadar memuriyetten mahrumiyetlerine. Savunma,
Bayer her ne kadar doğru olsa da alınan 20 bin lira ile milli mücadele yıllarında askere gösterdiği yardımlardan dolayı Musallı köyüne çeşme yaptırılmıştır. Tek kuruş menfaat sağlanmamıştır. Karar, sanıkların 4'er yıl 2'şer ay hapsine. Davanın konusu 6-7 Eylül olayları. Sanıklar Celal Bayar, Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu, Fuat Köprülü, Fahrettin Kerim Gökay, Alaaddin Eriş, Kemal Hadımlı, Mehmet Ali Balin ve diğerleri. Suçlama, Atatürk'ün Selanik'teki evinin bombalanışı, bu olaydan sonra İstanbul ve İzmir'de Rum azınlıkların iş yerlerinin tahribi. Ve bütün bu olayların Türk hükümeti tarafından organize edilmesi. İstenilen ceza, 5 ila 10 yıl ağır hapislerine, kamu hizmetlerinden sürekli men edilmelerine. Savunma, bahsi geçen bu olayları Türk hükümetinin tertip etmesi iddiası asla doğru değildir ve iftiradan öteye de giden bir suçlamadır. Böyle bir iddia Türk hükümetinin değil, Türk devletinin prestijinin sarsılması demektir. Karar, Bayar'ın beraatine, Menderes Zorlu'nun 6 yıl hapsine, diğerlerinin ise 4 ay hapsine. Davanın konusu bebek davası. Sanıklar Adnan Menderes, Doktor Fahri Atabey. Suçlama, opera sanatçısı Ayhan Aydan'dan yeni doğmuş gayrimeşru çocuğu Doktor Fahri Atabey'e azmettirerek öldürtmesi. İstenilen ceza 5 ila 10 yıl ağır hapislerine. Savunma, gerek Menderes gerekse Ayhan Aydan ifadelerinde ilişkilerinin ve çocuğun olduğunu doğrularlar. Ama çocuğun doğum anında öldüğünü belirtirler. Karar, beraatlerine. Davanın konusu Winlex. Sanıklar Hasan Polatkan, Necati Dölay ve Hüseyin Altan'la diğerleri. Suçlama Hasan Polatkan'ın bazı özel bankalardan Winlex şirketine kredi temin ettiği. Karşılığında ise 110 bin lira rüşvet alması. İstenilen ceza 5 yıl hapsine ve muhtelif para cezasına. Savunma Polatkan savunmasında Allah şahidimdir ki benim evime yemek masası muşambasından başka bir şey girmemiştir. Karar, Polatkan'ın 7 yıl ağır hapsine, diğerlerinin 3 yıl 6 ay ağır hapsine. Çile, ızdırap, keder ve üzerine bir de hasret eklenince, yalnızlık hücrelerinde Menderes ve arkadaşlarının yürekleri derinden sızlar. Hançerlenen bu memleket sevdalısı yürekler, bu günlerini düşünebilseydiler, belki bu iktidar oyunlarına da hiç tenezzül etmezlerdi. Hasretlerinin tek tesellisi ise mektuplardı. Mektuplar birer demetti. Mektuplar bir demet gözyaşıydı. Ve sonsuz hasretler vardı satırlarda. Berin Hanım'ın Menderes'e gönderdiği mektuplarsa bazen acılarla, bazen umutlarla dolu. 3 Haziran 1960 günü gönderdiği mektubunda şu satırları kaleme alır Berin Hanım. Kendim çıkamadığım için ev işi güç oldu. Şimdi Kavaklıdere Göreme sokakta bir kat varmış. Görmeden tuttum. Telefon filan da yok. Zemin kat 1300 lira. Gerçi çok pahalı ama aramak imkanı olmadığı için tuttum. 4 odaymış. Bizim eski püskü birkaç şeyi gönderdim. Bugün de geçiyorum. Telefonsuzluk çok güç olacak. İhtilalden sonra hemen köşkün boşaltılmasını isterler. Evsizlikse Berin Hanım'ı oldukça yıkar. Parasızlık da cabası. Daha sonra Berin Hanım'ın mektupları geri gönderilir. Sebebi ise basit. İşte bu sebebi Berin Hanım gönderdiği bir mektubunda şöyle açıklar. 2 gündür gönderdiğim mektuplarım geri geldi. Bundan sonra yeni harflerle yazacağım. Lütfen sen de öyle yaz ve tarih de koy rica ederim. Berin Hanım bir yandan bunlarla uğraşıp dururken bir yandan da maddi sıkıntıyla karşı karşıyadır. Borçlular kapıya kadar dayanmıştır. Berin Hanım 4 Temmuz'da şu acı dolu satırları gönderir. Hakkında yazdığın güzel sözleri ağlayarak okudum. Benim için böyle düşünüyor olduğunu bilmek ne saadet. İçime serin bir su serpildi. Teşekkürler. Seni hasretle kucaklar, sıhhat ve selametine dualar ederim.
Ben o kadar üzüntülerle yoğrulmuşum ki bütün maddi sıkıntıları karşılamaya çalışırım. Yeter ki seni sıhhatle bileyim. Postacısız giden mektuplar ne bir ses verir ne de bir haber. İşte o günlerde Yassıada'da Demokrat Parti milletvekili olarak yatan şair Faruk Nafiz Çamlıbel de şu şiiriyle postadan şikayetini anlatır. Günlerce belli ki duymamış bir eş hasretini, yaşamış taş gibi, toprak gibi mahrum acıdan. Ne bilir bir kağıdın canlara can kattığını, başımız dertte şu her gün geciken postacıdan. İşte Berin Hanım'ın bir başka mektubu. İstanbul'da 2-3 odalı bir yerimiz olsun diye çırpınmıştım. Kısmet olmadı. Senin isim arkadaşının orada apartmanları olması hem oturmalarına hem de oğullarını mektebinde tahsil ettirmeye yaradı. Ne buradayken ne de oraya geldiğimde bir kere olsun aramadılar bizi. Bana yaşamak kudretini senin mektupların veriyor. İnan ki bazen acaba ben bu dünyanın insanı değilim, başka bir seyyareden mi geldim diyorum. Sokakta süslenmiş bir hanım, gülen, neşeli bir insan görünce demek böyle kimseler de varmış diyorum. Ve Menderes, eşi Berin Hanım'a gönderdiği son mektubunda şu satırları kaleme alır. Hakikaten eşsiz ızdıraplar çektik. Benim ızdırabımın aslı sen ve siz, hasretimiz. Bir dağ başında tek başımıza olsaydık bir ızdırabım olmazdı. Mektuplarınla her an yetiştin ve bu sayede hasretin acısına dayanabilmek imkanını bulabildim. Çocukları en derin hasret ve sevgiyle kucaklarım. Sana o kadar içten sevgi ve duygularla bağlıyım ki böyle bir hasret ve sevgiyle seni binlerce öperim. Biricik Berin'im benim. Ve Fatih Rüştü Zorlu'nun ailesine gönderdiği son mektup. Sevgili Emel'ciğim, kader neyse o olacak ve inşallah iyi ve hayırlı olur. Ama sen ve sizler hiçbir zaman kendinizi üzmeyiniz. Bir hizmet etmiş ve suçsuz insanların rahatlığı içinde kalacağım ve sizin sevginize nail olmanın saadeti içinde kalacağım. Pek çok sevgiler Emel'ciğim. Hasan Polatkan ise eşine gönderdiği son mektubunda şu kelimeleri döker sararan kağıtlara. Sevgili karıcığım, bugün karar günü. Allah nasıl takdir etmişse öyle olacak. Allah'a ve vicdanıma karşı fevkalade müsterihim. Sakin ve mütevekkilim. Biz buradan nakledileceğiz. Gittiğimiz yerden yazarım. Yanımıza yolda ağır olmaması için ancak yedek bir gömlek ve çamaşır alıyoruz. Diğer eşyalarımızı gönderdik. Ben hangi eşyaları bana göndereceğinizi yazarım. Annemin ellerinden öperim. Herkese selam. Oysa Polatkan dar ağacına götürüldüğünü bilmiyordu bile. Refik Koraltan'ın mektupları ise Yassıada günlerine bir başka bakış açısı daha getirdi. İşte bu mektupları sunuyoruz. Canım babacığım, geçen mektubumda moral bozukluğuyla yazdıklarımdan beni affedin. Fakat mali bakımdan cidden zor anlar geçirmekteyim. Bir hayli aramama rağmen hiçbir yerde iş bulamadım. Size bunları yazıp üzmekte mana yok ama işte bir nevi dertleşmek oluyor. Neyse babacığım, ilahi adalet pek yakında tecelli eder, size kavuşuruz da bugünler hep acı bir rüya olur. Oğlunuz Orhan. Canım büyük babacığım, ben seni çok özledim. Ben çok çalışıyorum, çok yemek yiyorum. Boyum uzun olacak, akıllı olacağım. Sınıfımı pek iyi de geçeceğim. Annemi, babamı hiç üzmeyeceğim. Beni çok seveceksiniz. Büyük babacığım, size bir resim yaptım. Sizi çok çok öperim. Büyük babacığımın küçücük Yavuz'u. Canım hayatım Refik'im. Yegane düşüncem sensin. Sensiz hiçbir şey içime sinmiyor. Günüm duayla geçiyor. Önümüzdeki cumartesi Mevlid kandilidir. Hayırlı halası olmanız için yine dua edeceğim. Allah hepinizi korusun. Seni bağrıma basar, hasretle kucaklarım. Mukbile Koraltan. Canımdan çok sevdiğim babam.
Allah doğruların yardımcısıdır. Sizin gibi bütün hayatını Türk milletinin birliği, dirliği, selameti için harcamış her bakımdan dürüst ve doğru bir insanın muhakkak ki masum olduğu anlaşılacaktır. Allah'ın rahmetine ellerimi açıp sabaha kadar dua ediyorum. Ellerinizden hasretle öperim. Kızınız Ayhan Timurtaş. Babacığım, gece gündüz maziye akıp giden hayatımın her bir köşesinde, dimağımın her bir parçasında ve bütün benliğimde yalnız, yalnız hasretinizin, o içime hayatım boyunca güven vermiş, iman aşılamış şahsınızın, benliğim, varlığım, hayatta yaşamanın, vatana hizmetin timsali çehrenizden, gözlerinizden ırak bulmanın sonsuz hüznü benimle her yerde beraber. Ellerinizden öperim. Oğlunuz Oğuz Koraltan. Canım abim, bugün tam 13 gündür sizden mektup alamıyoruz. Çok merak içindeyim. Avukat için şimdiye kadar bir işaretiniz olmadı. Bu mevzuda yapabileceğimiz bir hizmet varsa direktiflerinizi bekleriz. Cümlemiz hasretle yanaklarınızdan öperiz. Bedriye. Ve Refik Koraltan'ın borçları sebebiyle bankaların gönderdiği evraklar. Ve uzun uzun süren yargılamalar, mahkemeler ve gizli oturumlar sonunda işte meşhur yasada adaletinin bilançosu. Yapılan celse sayısı 202. Toplam çalışma saati 1033 saat. Yargılanan sanık sayısı 592. İfade veren tanık sayısı 1068. Yapılan gizli oturum sayısı 5. Sanıklardan 15'i için ölüm cezası. 402 sanık müebbet hapis. 135 sanığın beraatine. 5 sanığınsa davalarının düşürülmesine karar verilmiş. Ve mahkemeler 6 sanığın ölmesiyle sonuçlanmıştır. İşte asrın en büyük davasının adalet bilançosu. Bu insanlar bir devrin iktidarıydılar. Savunmaları dinlenmedi bile. Belgeler araştırılmadı bile. Sanıklara savunma için hazırlık süresi bile tanınmadı. Bir hücrede nöbetçi başucunda hiç kimseyle görüştürülmeden aç, susuz, bitap ve hasta bir adam gibi mahkemeye çıkarılıp kulaktan dolma dedikodulara ve uydurup ifadelerle bu cezalar verilmiştir. Kararlar açıklanmıştı. Yassıada'da buz gibi rüzgarlar esiyordu artık. Bir devrin iktidarı süngülerle tıkıldığı bir ıssız adada alelacele yargılanmış ve mahkum edilmişti. Bütün bunlar ceryan ederken dışarıda bambaşka rüzgarlar esiyordu. Cemal Ağa İslam Enstitüsü ile İmam Hatip okullarını ziyaret eder ve orada şu açıklamayı yapar. Ezan Türkçe, Kur'an Türkçe okunmalı. Bu sözlerinden dolayı bir hayli tepkiler alan Cemal Ağa oldukça sıkışmıştı. Kararları duyan halk şaşkındı. Milli Birlik Komite üyeleri ise bir hayli sıkıştırılmaktaydı. Komite dışında kurulan ve idamların gerçekleşmesi için komiteye baskı yapan Silahlı Kuvvetler Birliği Cuntası'nın üyesi olan Faruk Güventürk, yıllar sonra şu açıklamayı yapar. Ben şahsen 1000'den fazla mektup almışımdır ve telefonlar. Gece yarısı eve telefon ederlerdi. Hele bir asın, çoluğunuzu çocuğunuzu yok edeceğiz. Hele bir kıllarına dokunun. Öyle bir hava oluşturuldu ki bunları asmadın mı silahlı kuvvetler korkmuş duruma gelecekti. Bu konuşmaları ve baskıları daha sonraları Milli Birlik Komitesi üyesi Fahri Özdilek'te idamların komite dışında oluşan bir cuntanın baskısıyla gerçekleştiğini belirtir. Hatta idamlara karşı gelen Milli Birlik Komitesi üyelerinden 14 kişi derhal sürgüne gönderilir. Daha doğrusu hepsine bir görev verilerek yurt dışına tayin edilirler. Bunların başında da ihtilalin ilk bildirisini okuyan Alparslan Türkeş gelir. Yassıada kararları açıklandığında bütün demokratlar salonu sinirli bir şekilde terk ederler. Bayar soğukkanlı bir şekilde kararları dinledikten sonra kulaklığını atar ve çekip gider. 14 mahkum artık son yolculuğuna çıkmışlardı. Gemi İmralı Adası'na doğru seyir halindeydi.
dar ağacı ise İmralı'da çoktan kurulmuştu bile. İlk defa işler bu kadar süratli ve hızlı işliyordu. Ülke bürokrasiyi tarihinde ilk defa yenmiş ve hiçbir gecikmeye mahal verilmeden her şey zamanında gerçekleştirilmişti. ...14 mahkum İmralı'ya bir muhriple giderken bir mahkum eksikti. O da Menderes'ti. Menderes komada olduğundan muhrip bir kişi eksik gitmekteydi. Ve İmralı Adası. Mahkumlar muhrip gemisinde Türkiye'nin ortak pazara girişini tartışmışlar... ...ve son yolculuklarının son durağına gelmişlerdi. Gürsel ve arkadaşları infazların kararını oylamaya sunmuşlardı. Çıkan sonuçsa 9 red, 13 kabuldü. İdamları istenenlerse sadece 3 kişiydi. Bunlar Menderes, Polatkan ve Zorlu'ydu. Bayar yaş haddinden ömür boyu hapse, diğerlerinin cezası ise yine müebbet hapse çevrilmesine karar verilmişti. Ve infaz emirleri özel bir kurye ile adaya getirilmişti. Ve sehpalar kurulmuştu. Yassıada'da Başsavcı Ömer Altay Egesel'le İstanbul İnfaz Savcısı Hüseyin Yücel ve cellatlar Fatih Rüştü Zorlu'yu sehpa önünde son kez seyrediyorlardı. Zorlu'nun göğsüne infaz hükmü takılır. Karar sesli olarak yüzüne tebliğ edilir. Abdest alır Zorlu. Karısına, kızına ve annesine bir mektup yazar. Mektubunda gözü yaşlı şu satırları döker yüreğinden. Anneciğim, Emelciğim, Sevinciğim ve Ağabeyciğim. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyorum. Sakinim, huzur içindeyim. Benim için üzülmeyin. Sizlerin de sakin ve huzur içinde yaşamanız beni daima müsterih edecektir. Bir ve beraber olun. Allah'ın takdiratı böyleymiş. Hizmet ettim... ...ve şerefimi daima muhafaza ettim. Anne, siz sevdiklerimi muhafaza edin... ...ve Allah'ın inayetiyle onların huzurunu temin edin. Hepinizi Allah'a emanet eder... ...tekrar üzülmemeniz... ...ve hayatta daima beni huzur içinde bırakmanızı rica ederim. Allah memleketi korusun. Sıra Polatkanlı'dır. Beyaz gömleği giydirilir. Ak anlı... ...ve tertemiz yüreği gibidir giydiği gömlek. Abdestini alır ve bitkin bir vaziyette çıktığı sehpada ruhunu Allah'a teslim eder. Adadaki infazlar bitmişti. Yassıada komutanı Tarık Güryay, İmralı'ya gelmiş... ...ve diğerlerinin infazının ertelendiğini çoktan söylemişti bile. Sıra Menderes'teydi. İnsanın en büyük iyiliği doğduğu toprağıdır. En büyük ihaneti de yaşadığı vatanıdır. Ülke sessizliklere boğulmuş, çığlıklarını içine kapatmıştı. Millet, iradesiyle seçtiği ve hükümete kadar taşıdığı bir devrin iktidarını Yassıada'ya tıkatıp sonra da İmralı'da iki bakanın infazıyla adeta sendelemişti. Zorlu ve Polatkan son nefeslerini dar ağaçlarında vermişlerdi. Sıra Menderes'teydi. İdamların olmaması içinse yurt dışından oldukça baskı vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Kennedy, İngiliz Kraliçesi Elizabeth, Fransa Devlet Başkanı De Gaulle, Pakistan Devlet Başkanı Eyüp Han, Milli Birlik Komitesi'ne gönderdiği mesajlarında idamların olmamasını istemekteydiler. Ve tarihler 16 Eylül 1961'dir. Yassıada'da telaş alıp başına giderken İmralı'da sessizlik hüküm sürer. Ankara ise oldukça karışık. Derin Menderes Hanım İsmet Paşa'ya gider. İdamlara engel olmasını ister. İsmet Paşa ise Derin Hanım'a birçok teşebbüste bulundum ama çılgın haldeler. Bir türlü söz dinletemiyorum. Sözümü de dinlemiyorlar der ve ardından tabii ben de kötü bir şey olmasını istemiyorum.
ama neticenin ne olacağını bilemeyiz. Fakat o veya bu istikamette ne olursa olsun, ailesi olarak başta siz hanımefendi olmak üzere hepiniz biliniz, akıbeti ne olursa olsun Menderes'ten size ilzam edecek bir şey kalmayacaktır, der. İmralı'da infaz edilen iki bakanın cesetleri bir çukura gömülmüştür bile. Üçüncü mezarsa açılmış ve boş bekliyordu. Adadakiler bir an önce Menderes'i asıp mezara gömmenin telaşındaydılar. İsmet Paşa bu ara Cemal Gürsel'le görüşür ve Menderes'in idamının durdurulmasını ister. Lakin ok yaydan çıkmıştır bir kere. İsmet Paşa ilk defa sözünün geçmediğini anlar ve köşkünün yolunu tutar. Tarihler 17 Eylül'dür. Günlerden pazar. Menderes'e ömrünün son pazarı olduğunu dahi bilemez. Demokrat Parti milletvekillerinden Mithat Perin ise Yassıada Faciası adlı eserinde şu ilginç açıklamayı yapar. İnönü Cevdet Sunay'a müracaat eder. Zamanın Dışişleri Bakanı Selim Sarper ve Sunay'la bakanlıkta 17 Eylül günü saat 10'da buluşurlar. İnönü Menderes'in asılmasına mani ol paşa diye Sunay'a teklif eder. Sunay ise iğne deliği kadar hukukun geçeceği bir yer gösterin teşebbüs ederim der. Ardından Gürsel'e gider. Gürsel ise Menderes'i kurtarmak için Yassıada'ya yeni bir doktorlar heyeti gönderip akli dengesi bozuktur diye rapor verilsin, infaz durdurulsun, bu karar uygun bulunmuştur. Ve Gürsel ada komutanı Tarık Gürya'ya telefon eder ve durumu iletir. Mithat Bey'in bundan sonraki gelişmeleri şöyle anlatır. Bunun üzerine derhal Egesel'e bildirmiş, Egesel hemen telaşlanmış ama kurtaracaklar, götürüp asalım demiş. O zamanın sıkı yönetim komutanı Cemal Tural ve garnizon komutanı Faruk Güventürk'e durumu bildirmiş. Onlar da acele edin demişler. Derhal iki tane hücum botu hazırlanmış. Hatta hücum botlardan birine dar ağacı kurulmuş ne olur ne olmaz. İmralı'ya gidinceye kadar yolda telsizle bir emir gelirse hücum botta infaz ederiz diye bu tertibatı almış. Cemal Gürsel saat başı durumu sıkı yönetim komutanı Cemal Tural'dan sormak istemiş. Ve nihayet Cemal Tural daha Menderes asılmadan asıldı diye telsizle Gürsel'e bildirmiştir. Ve Menderes bütün bu olanlardan habersiz İmralı'ya çıkmıştı bile. İskeledeki subay Menderes'in koluna girince durumu anladı. Elleri önden kelepçelenir ve yakasına infaz kararı takılır. Menderes'in son anlarıdır artık. Dar ağacında son nefesini diğer iki arkadaşı gibi vermişti. Onların idamından da haberi yoktu. Artık ihtilalciler rahatlamıştı. Üç devlet adamını asarak ihtilalci olduklarını da halka ispatlamışlardı. Ve İmralı. Mezarların dahi senelerce mahkum edildiği bu yer bugün yine ıssız. Adanın Değirmen Tepesi'nde açılan çukurlara gömülen bu üç devlet adamının mezarları da taşla doldurulmuş ve senelerce de öyle kalmıştı. Daha sonraları ise İmralı'nın müteahhidi Kerim Uzuner Hayrı'na bu mezarları yaptırınca hakkında davalar ve soruşturmalar açılır. Evet, ihtilalcilerin zihniyeti seneler sonra yine devam eder ve ölülere bile eziyet etmeye devam ederler. Naaşların nakilleri yasaktır. 1961 yılında başlayan bu mücadele senelerce sürer gider. İlk başvuru Hıfza Sıhha Kanunu'na takılır. Kanuna göre gömülmüş cenazelerin 5 yıl süreyle nakli yasaktır. Evet, ölüleri hapseden bir ülke olma unvanını ilk alan Türkiye'ydi. Ailelerin istekleri Günoğlu kabul edildi gibi gösterildi ve beyanatlar verildi. Günoğlu seçim yatırımı olarak meydanlarda slogan olarak kullanıldı. Ama İmralı'ya mahkum edilen ölüler mezarlarından çıkarılamadı. İhtilalcilerin seneler önce yaptığı bu garipliği hiç kimse düzeltmedi ve cesaret edemedi.
Neden naaşların nakli isteniyordu ısrarla? Bu hususta Celal Bay'a şunları yazar hatıralarında. Benim istediğim daracında can veren üç aziz arkadaşımın çocuklarına bıraktıkları şeref mirasına düşen gölgenin ağarması ve bizim alınlarımıza çakılı karanlığın dağılmasıdır. Dostum, arkadaşım, başvekilim Menderes de bugün sağ olsaydı, onun da benim gibi düşüneceğinden, bu fikirde de benim yanımda olacağından hiç şüphe etmiyorum. Ve o mezarlar, iade-i itibarları yapılıncaya kadar İmralı Adası'nda mahkum gibi mezarlarında yatmaya devam edeceklerdi. Yıllar su misali gibi gelip geçmiştir. Nice hükümetler gelip mezarları nakledeceğiz vaadini seçim meydanlarında dillerine dolaştırmıştır. Lakin hepsi de bir bir ardına bakmadan yürüyüp gitmişlerdir. Diktatörlerin dar ağacında sallandırdığı üç devlet adamının sırtındaki vatana ihanet suçu iftirasını ne demokrat rejimin siyasi partileri ne de onun nutuk çeken liderleri kazıyamadı. Yıl 1990'dır. Anavatan Partisi Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 40 arkadaşının hazırladıkları tasarıyla mezarların devlet töreniyle nakillerinin yapılmasına ve ayrıca eski demokratların itibarlarının iadesi istenmekteydi. Tasarının kanunlaşması için ANAP grubu içinde Anayasa Komisyonu Başkanı Kamil Tuğrul Coşkunoğlu hariç herkes kabul oyu verir. Bu tasarıyı DYP'li milletvekilleri de destekler. Yıllar sonra üç devlet adamına iade-i itibarı çok gören ve yine 30 yıl aradan sonra mezarların nakline rıza göstermeyen zihniyetse zamanın Sosyal Demokrat Halkçı Parti ve onun milletvekilleridir. Tasarıya çekimser oy kullanırlar. Yani red demekten utanıp çekimser oy kullanarak yıllar önceki bu hukuk cinayetinin aydınlanmasını ve bu lekenin silinmesini istememektedirler. İnsan hakları ve özgürlükler denilince de bu aslan sosyal demokratlar hiç kimseye fırsat vermiyorlar. Teröristlerin haklarını bile korumakta insancıllaşan bu zihniyet, üç devlet adamının mezar nakillerine bile taraftar değil. İşte tasarı görüşmeleri esnasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmalar. Ancak Menderes, Zorlu ve Polatka'nın itibarlarını iadesini içeren böyle bir kanun çıkarmaya meclisin yetkisi yoktur. SHP, Hatay Milletvekili Ömer Miski. Bu teklif büyük bir haksızlığı giderecektir. Türk siyasi tarihinin haksız, acı ve nefret dolu sayfasını kapatmak ve üç merhum ailesinin 30 yıl süren ıstırabını dindirmek istiyoruz. Kin ve zulüm içinde gelen 27 Mayıs ihtilali devlete 10 yıl hizmet eden kişileri horladı, ezdi, üç güzide insanı da idam ettirdi. ANAP Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söylemezoğlu. Ancak 1960 öncesinde hiç mi kötü bir şey yapılmadı? Tarihin yanlışlarını ibra etmeye, kusurlarını örtmeye çalışmayalım. Menderes İmre Nagy'e benzetiliyor. Halbuki Menderes anılınca benim aklıma olsa olsa Nikolay Çavuşescu benzetmesi geliyor. Çünkü 60 öncesi demokrasi katledildi. SHP İstanbul Milletvekili Ali Topuz. İşte yıllar sonra bile Yassıada katliamını savunan siyasi zihniyetin acımasızlığı, bağnazlığı ve insan haklarına bağlılığı. Ve İmralı'daki Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatka'nın garip mezarlarının nakline ve eski Demokrat Partililerin itibarlarının iadesine karar verilmesini isteyen tasarı, 11 Nisan 1990 Çarşamba günü meclisten geçerek kanunlaşır. Menderes ve arkadaşlarını dar ağaçlarında sallandıranların akıbetleri ise gerçekten garip. Cemal Gürsel, ihtilalin emre vaki lideri. 1966 yılında felç geçirir ve bitkisel hayata girer. Sağlık raporuyla görevinden alınır ve 5. Cumhurbaşkanlığına Cevdet Sunay getirilir.
219 gün komada kalan Gürsel, 14 Eylül 1966'da ölür. Salim Başoğlu, Yasada Yüksek Adalet Divanı Başkanı. Kırdığı kalemlerle hukuk cinayeti işleyen Salim Başoğlu, Ankara'da Kader Sokak'ta öldü. Ömer Altay Egesel, Yasada Başsavcısı. Hayali iddialarla suçladığı insanları dar ağacında sallandıran ve Menderes'in dar ağacında indirildiği an, bunun gibilerini 100 defa da assan az gelir diyen Egesel, Yargıtay'da iş takibi yaparken geçirdiği kalp kriziyle düşer ölür. Tarık Yüryay, Yasada komutanı. Menderes'i zehirleyen adam olarak bilinen zat. Hiç evlenmeyen Yüryay, annesini kaybedince kahve köşelerinde sarhoş bir hayat sürer. 29 Eylül 1985'te perişan bir şekilde ölür. Ve çile dolu satırlar. Adnancığım, her gün sabah ilk işim sana yazmak. Çoğu uykusuz geçen gecelerin şafağında kalkar, senin sıhhatine, selametine dua eder ve mektup yazarım. Ekseriyada öğleden sonra ikinciyi yazarım. Beni habersiz bırakmamak için her gün yazışın beni minnettar ediyor. Zaten her an nemli gözlerimden yaşlar akarken, sıhhatine, selametine bütün varlığımla Cenab-ı Hakk'a dualar ediyor, seni bize kavuşturmasını niyaz ediyorum. Elbette hakikatler anlaşılacak, selamete çıkacaksın. Gün geçtikçe hasret ve iştiyakımızın ne derecede olduğunu söylemek lüzumsuz. Allah artık çilelerimizi kâfi görecek. Seni bize selametle kavuşturacak. Berin Menderes. Son söz. Malı mülke olma mağrur, deme var mı ben gibi. Bir muhalif yel eser, savurul harman gibi.